Merhaba. Hoş geldiniz. Yardım edeceğim. Alıver şunları. Trafik mahvetti yine. Doruk, canım. Babaanne geldi. Ne kadar özledim ben seni. Oh canım. Peyker nerede? Nihat Bey ile çıktılar. İhtar Hanım, kaza geçirmiş de. Ne diyorsun? Trafik kazası. Hastanedeymiş. Peyker Hanımlar da yanına gittiler. Hay Allah, durumu nasılmış? İyi demişler ama bilmiyorum. Annen. Peyker, canım geçmiş olsun. Sağ olun. Sizdeyim, şimdi öğrendim. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Yoldayız daha. Bana iyi diyorlar ama orada neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Ver. Anne, sonra arayayım mı ben seni? Tamam oğlum, tamam. Ara ama, merak ederim. Peyker, topla kendini lütfen. Kaç? 11'e 7. Normal. Rahat mısın öyle? Evet, sağ ol. Nasıl oldu kaza? Nihal'cığım. Tamam, affedersiniz. Çiftliğin yolu dar. Hem de virajlı. Gündüz bile çok dikkat etmek lazım. Sen bir de gece çıkmışsın. Bugün evlilik yıl dönümleri ya. Gece 12'den sonra size sürpriz yapmak istedi herhalde. Değil mi? Çarptığım adamdan bir haber var mı? Ameliyat iyi geçmiş. Tedavisi uzun sürecek tabii. Hemen ayağa kalkmasını beklemiyorlar. O da bu hastanede mi? Evet, yoğun bakımda. Ailesiyle görüştünüz mü? Nasıl insanlar? Görmedim daha. Ama birazdan ineceğim yanlarına. Aman gidin konuşun. İlgilenmediniz diye hırs yapıp da üzerimize gelmesinler. İyi niyetinizi gösterin de onlar da iyi davransınlar bize karşı. Yoksa basına da duyururlar, davacı da olurlar. Yani bir şekilde susturulmaları lazım. Nihat arıyor. Peyker'e söylemeseydiniz keşke. Alo? Firdevs Hanım. İhtar gerçekten iyi mi? Evet evet, gayet iyi. Lütfen bunu Peyker'e de söyler misiniz? Yoksa geri döneceğim. Getirmeyeceğim onu hastaneye. Tamam, ver. Alo? Alo Peyker? Anne, gerçekten İhtar iyi mi? İyi iyi, yok bir şey. Of. Ben adamın yakınlarıyla görüşeyim. Ben de seninle geleyim. Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum.
telefonda? Telefonda. Sesini duyunca ölüyorum sandım. Sana bir şey olsa ben yaşayamazdım Bihter. Çığlığını duydum. Delirdim. Polisi aradım hemen. Yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Öyle acizdim ki o anda. Kahroldum. Bihter, niye beklemedin beni? Niye gittin Bihter? Adnan'la konuşmaya gidiyordum. Her şeyi anlatmak için. Biliyorum. Kahretsin. Kahretsin, biliyorum. Bilmesi lazım. Onunla olamam artık. Bu yalanı sürdüremem daha fazla. Pekerler birazdan burada olacak. Ben amcama bakayım. İnkar edecek misin aptal? Bu kadar zayıf olduğuna inanamıyorum. Beni rahat bırak. Ya bu kadar mı iradesizsin? Bu kadar mı mantıksızsın? Anne sus. Teslim olduğun adama bak. Ona karşı koyamayacak kadar güçsüz müsün sen? Yoksa saf mısın? Sakın bana aşktan meşkten söz etme, sakın. Sen gençlik heveslerine yenildin. Nasıl bir tehlikeyi göze aldığının farkında mısın? Yeter, dinlemek istemiyorum seni, git. Hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim Bihter. Ne pahasına olursa olsun buna izin vermeyeceğim.